Yine aktardı We have to be Tam da bu mesaja uygun şekilde Bakan Şimşek rotasını yine körfeze çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la Suudi Arabistan'a gidiyor. Şimşek hafta sonu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Katar'daydı. Ve görüşme bitti efendim. Çeyrek Gece 20 geçe sularında başlamıştı. Açılış konuşmaları, protokoller derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesini tamamladı. Açılış konuşmasında Joe Biden iyi dilekler, bir protokol konuşması. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir atıf vardı. Ben 5 yıl buradayım dedi. Seçime henüz yeni kazandığını vurguladı Joe Biden'a. Bununla birlikte şunu da söyledi. Siz bir seçime gideceksiniz. Bir seçim atmosferine gireceksiniz. Kolaylıklar diliyorum diyerek bir atıfta da bulunmuştu. Şimdi böylesi bir beden dili. Böylesi ilk cümleler, şifreler derken bir saati biraz aşkın sürede devam eden görüşmenin az önce sonlandığı açıklandı. Şimdi beklediğimiz kulislerden, diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiler şuna işaret ediyor. Burada ikisinden de yani iki cepheden de açıklama hem ülkemiz adına hem ABD e, Dış İlişkiler Komitesi adına yazılı açıklamaların gelmesi bekleniyor efendim. Şimdi bir saati biraz aşkın süre devam eden bu görüşmenin ardından herhalde bir yarım saat, bir saatte yazılı açıklamaların üzerindeki redaksiyonlar, hazırlıklar, gidip liderlere ya da heyetlere, temsilcilere kontrol edilmesi vesaire. Bunlar işlenecek, sonra anlayacağız. Sonra bu görüşmede ne oldu? Örneğin Joe Biden F-16 konusunda bir teminat verdi mi? Az önce Mehmet Sümer'e sorduk. Dedik ki ya böyle bir teminat verirse önemi var mı? Ya dil olarak var elbette ama dedi orada senato var. Orada başkan bir kararname çıkarıp F-16'ları Türkiye'ye satın diyemiyor. Bu konuda bir yaptırım varsa senato onu e, temizlemek zorunda. Senato o tahtidi oradan kaldırmak zorunda dedi. Dolayısıyla bu önemli. Peki Rusya ne bekliyor? Nasıl izliyor bu görüşmeleri? Rusya zaten Batı ile seçim sonrası bir yakınlaşmayı Türkiye'nin bekliyordu. Ama bu her şeyi olumlu yaklaşıcı anlamına da gelmesin dedi. İlk Dürre Moskova Üniversitesi'nden bir akademisyen olarak. Şimdi bir kez daha bu görüşme bittikten sonra, 1 saat 15 dakika süren bu görüşme bittikten sonra soracağız efendim konuklarımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mehmet Sümer birkaç dakika içerisinde hazır olacak karşımızda. Ardından alabilirsek bir yorumda İkbal Dürre'den alacağız Moskova Üniversitesi'nden. Şimdi olup bitenlere şöyle bakmak lazım. Biz bu noktaya nasıl geldik? Neden? Bu görüşme bu kadar büyük bir beklentiyle tasarlandı. Kısaca değerli izleyiciler bir özet geçmek isterim. Şimdi süreç şurada başladı. En azından son bölümü. Hikayenin son e, safası. Sayın Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i konuk etti. Ukrayna liderini Azov komutanları vardı ülkemizde. Bu komutanlar Rusya'yla ve Ukrayna'yla bizim de müzakereci gibi masada bulunduğumuz bir ortamda dedik ki ya bu azov komutanları savaş bitene kadar bizim sınırlarımızda kalacak teminat veriyoruz. Rusya en azından böyle söylediğimizi iddia ediyor. Ardından Zelenski geldi yanına bu komutanları aldı gitti Ukrayna'ya. Kremlin tepki gösterdi. Ya biz böyle anlaşmamıştık. Böyle işte ara buluculuk mu olur? Hem arabuluculuk istiyorsunuz hem böyle davranıyorsunuz. Mealinde bir açıklama. Sonra yine Rusya'nın NATO'ya alınmasın, alınmasını istemiyoruz dediği İsveç. İsveç'e karşı da biz Rusya böyle istiyor diye değil. Biz kendi milli güvenlik meselemiz olarak dedik ki ya İsveç, bizim baktığımız gibi terör örgütlerine bakmıyorsun. Bizim terör örgütü mensupları olarak yerini tespit ettiğimiz, sizde bulunan terör örgütünün propaganda faaliyetlerini aleni bir şekilde destek veren kimseler e, rahatça geziyor oralarda. Sen hem NATO'ya girmek için benim onayıma muhtaçsın, hem de benim terör örgütü bir mücadele ortaya koydum. Uğruna şehitler verdiğim milli güvenlik meselesi olarak baktığım bir meseleye aynı bakmıyorsun. Böyle olmaz dedik. Ne kadarını karşıladı hala bilmiyoruz İsveç bizim beklentilerimizin. Ama biz son anda ya biz AB'ye de üye olmak istiyoruz aslında. Orada da e, önümüzü açın diyerek yeni bir şartlamasaya koyduk. Hatta ABD'nin F-16 programında vurguladığı, size F-16'nın parasını verdiniz ama yaptırım geldi, veremeyiz size dediği, ya o F-16'ları da bize verin diyerek bir şartla, bir talep daha ortaya koyduğumuz bir anlaşma bütünüyle anlaşılan karşı karşıyayız. Sonra biz İsveç'e onay verdik. Rusya yine bundan da e, hoşnut olmadığını ifade etti. Derken bugün denildi ki saat 18'de Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi. Sayın Cumhurbaşkanı ABD Başkanı ile görüşecek. İşte bu yüzden merakla bekliyoruz. İşte bu yüzden soruyoruz, sorguluyoruz. Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir tweetle bile ekonominin seyrinin hepimiz için olumsuz seyretmesi sadece dış politikadaki U dönüşü gözüyle bakmıyoruz. Cebimizin hesabıyla bakıyoruz. Dünya dengesinin eninde sonunda sınırlarımıza nasıl yansıyacağıyla dış politikada olup bitenin yine dönüp dolaşıp hepimizin hayatına nasıl etki edeceği yönüyle bakıp doğru soruları sorarak bir sıcak yayın kotarmaya çalışıyoruz. Birazdan Amerika Birleşik Devletleri'nde Mehmet Sümer karşımızda olacak. 1 saat 15 dakika süren bu görüşmenin perde arkasında büyük oranda Mehmet Sümer'in çizdiği e, bir perspektif vardı yani sıcak günler yakın ama buradaki görüşmeden öyle sivri beyanlar yeni bir süreci tam anlamıyla tarif eden beyanlar görür müyüz onu bilemeyiz demişti şimdi yeni bir süreç sözünü kullanan cumhurbaşkanı Erdoğan oldu 5 yılda buradayım dedi bir yandan bunun vurgusunu da yaptı e, bu yeni süreçten ne anlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı biz bunun hesabındayız tekrar edelim efendim bakalım F16 ya zaten bizim hakkımız da F16 diyor vatandaş e, geldiniz yaptırım dediniz, bahane ettiniz. Yaptırımla birlikte F-16'ların parasını ödemişiz, vermiyorsunuz. Şimdi ya İsveç'e onay ver bakarız, böyle olmaz mealinde bir diplomasi yürütüyoruz anlaşılan. Bu diplomasinin sonucunda da ne görürüz ne duyarız birlikte takip edeceğiz. Ama gelin birazdan ABD ve Rusya bağlantılarımız olmadan veya